şehirliye mesajı esas birinci paragraf çok kısa okuyacağım. Diyor ki Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde Emin çapa iyi dinle şekerim. Sana söylüyor esas olarak. Hani Emin diye başlasa olurmuş ya da Mustafa Sönmez diye işte ne bileyim ben Atilla Yaşila da size söylüyor. Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde hedeflerine uygun şekilde yatırım üretim istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ve tehditler değerlendirilmiştir. Şimdi sınama ve tehditler. Sınama şu, dış minnaklar, biliyorsunuz artık AKP'ler bile inanmıyor buna ya, dış minnaklar, Ha, dün verdim sen e, izleme fırsatı buldun mu bilmiyorum. Ahmet Hakan olur mu canım ne dış minna dedi. Ben demedim o dedi. Ee, hani art nercisi alay konusu oldu ama faiz diyor bizi dış minnaklar falan. Onlar bizi sınıyor. Nasıl sunuyor? Dolarımızla, faizimizle, aklımızla oynuyorlar. Ee, tehditler ne olabilir? Emin Çapa konuşuyor. Doların hali ne diyor? Yoruyor ne oluyor diyor. Alım gücü diyor. Milli gelir diyor bir şey diyor. Niye diyorsunuz? Bakın. Hakikaten o hal yok ama bu hal var artık. Diyecek ki şimdi milli güvenlik kurulu bildirisi nedir? Devletin bildirisidir. Devlet açıklar. Yani bu devlet politikası öyle değil mi? Yarın öbür gün Mersin'de mesela CHP miting yapacak ya Haftaya, cumartesi günü. Diyebilir ki valilik, bir dakika ben senin mitingini devlet politikasına uygun görmedim. Yapamazsın. Der mi? Diyebilir mi? Diyebilir tabii. Diyebilir tabii. Diyor işte. Değil. E, MGK bildirisi gerçekten önemli. Yani bunu e, önemsiz gibi görmeyelim. AKP'nin A doğrusu AKP diye bir parti yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi ikbali yönetme organizasyonu. Bu kadar yani örgütü. Bu kadar. Ee, bunu söyleyelim. Erdoğan'ın kendi şahsi ikbalini partisine dayattığı gibi bütün yol arkadaşlarına dayatıp onları bertaraf ettiği gibi devlete de dayattığını biliyoruz zaten. Hani bunu görüyoruz, biliyoruz hukuk tarafında, devletin mekanizmalarında. Ama Burada önemli olan şu. Şöyle diyor. Türkiye'nin hedeflerine uygun şekilde ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde. Pardon. Kim geçiriyor bunu? İktidar Partisi. İktidar Partisi yani AKP. Yani Erdoğan. Bir dönelim. Tekrar meclise arkadaşlarım dönün dediler. Bir kulak verelim. Her zaman ayar vermeye çalışıyorsun. Ya. Sen güneşsizlik İsmail Bey Aranızda tartışacaksanız biz çıkalım ya. Anladığımız anladığımız kadarıyla AKP'ler kendi aralarında tartışmaya başlamışlar. O öyleydi böyleydi diye. Bu arada Merkel en lüks arabaları üretiyor ama mütevazi bir minibüse geçiyor demiş. Ee, biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı bütçesi e, konuşuluyor ya. Şimdi e, Emin Çapa'nın notlarıyla birkaç e, tartışma bundan çıkmış. E, hani sonra da ey Merkel diyorsunuz diye oradan o öyle demiş bu böyle demiş şeklinde. Şimdi bir e, sarayın arabalarını bir görelim. E, arabaya doyamıyor. 2022 bütçesine yani konuşulan, meclis komisyonunda konuşulan e, bütçede e, 25 otomobil yani böyle her biri bunların birkaç milyon lira biliyorsunuz. 2 minibüs bunlar zırhlı minibüsler öyle hani ev alınıyor onlarla. Bir de iki panel van herhalde kasteden daha alınacakmış. Saray otomobili doyamıyor. Bütçesini de görelim. E, bu arada e, bakın Cumhurbaşkanlığı bütçesi e, geçen yıl 4.0 e, yani 4 milyar lira imiş. Tabii bu aşıldı falan ayrı. Ama 2022'de kağıt üstündeki en azından rakamlardan söz ediyoruz. 3.9 milyar TL öngörülüyor. Bir sonraki yıl 4.6 milyar lira. 2024'te 4.9 milyar TL. Şimdi e, sevgili Emin Çapa. 2022'de e, bu yılın e, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden daha e, az da olsa küçük bir bütçe. Neden? Tasarrufa mı başlamış saray? Ay ben ne söylesem gülüyor bu. Ben e, böyle bugün öyle bir moddayım. Bir arkadaş yazacak sürekli gülüyor diye. Memleket evet. diye. Hayır. <gülüyor> <Zaten> memleket batarken. <laughs> ay sormayın. Biz bir seviniyoruz var ya. Dolar 12-13 olunca aman biz evde dolar şeylerini açıyoruz böyle çantalarını hey bayılıyoruz böyle onlarla dans ediyoruz falan haklısınız şimdi neden gerçekten daha düşük bir bütçe geçen yıla göre birinci yani e, saraylar inşaatlar tamamladı yazlık saray çok önemli bir şeydi e, yazlık saray ben sona geldi artık e, ve kışlık sarayın ve bir de biliyorsun saray yetmediği için ek saray e, yaptık. O ek sarayın inşaatları bu sene yani 2021 yılı bütçesine konan parayla onlar tamamlandı. Dolayısıyla o bir tabii saray harcamaları e, bitmiş Artık hani e, yani saray inşaatlarına ayrılan e, para çıkmış oldu. Para çıkmış oldu. şey şeyin içinden. Hı. O kadar tutuyor saray muydu harcam. peki? Değilim sizsen. Ben nokta. ben ne bileyim azim. Değilim sen. Ben <laughs> e, tabii. ne bileyim azim saray yani zavallı evinle kıyaslanabilir bir şey Saray bu. Öyle şey var mı? Evime zavallı dedi. E, e tabii Peki. Yani yalan mı yani? E, sarayın taşıt, sarayın taşıtlarının değerini biliyor musun? Şimdi, Hepsinin var olanlarla birlikte. Evet, şu anda mevcut 2020 ee, bir yılı itibariyle Saray'daki taşıtların değerini biliyor musun? Hayır. Cumhurbaşkanlığı biliyor. Neden? Amortisman hesaplanıyor. Yani bizim ne kadarlık mal varımız, ne kadar arsa, ne kadar şu var, ne kadar bu Hı -hı. var diye. Saray'ın arsa ve arazilerinin değeri 393 milyon. Ee, bir dakika, 393 milyon. Arsa ve arazilerine biçilen tamam. değer tamam. Saray'ın. Saray'ın taşıtlarına biçilen değer ne kadar? 1.2 milyar. Ooo sarayın satılışı, e, arabalarının değeri, değeri şu anda satılsalar 1.2 milyar lira. Şimdi araba eskidikçe diyelim senin 2 yıllık, 3 yıllık amortisman denilecek. Yani onu düşüyorsun değerini e, arabadan. İşte şu kadar amortisman, bu kadar amortisman diye düşüyorsun. Şu anda saraydaki arabalara devletin biçtiği değer, Cumhurbaşkanlığının biçtiği değer resmi bütçenin yanında gönderilen bir ek var. İlk 6 ayda ne kadar gerçekleşti 2021 bütçesi? 2022 bütçesini yolluyorsun ya. 2021'in de ilk 6 ayını yollamış. Orada diyor ki Haziran ayı itibariyle Cumhurbaşkanlığı sarayının arabalarının değeri diyor 1.2 milyar liradır. C arazilerini değeri... Bu yeni alınacak olanlar tabii ilk. O ayrı. O, o, o sonra seneye olur. girecek. 40-50 milyon Bilmiyorum. daha gelir. Bilmiyoruz onu. Ne kadar kaç? Çünkü diyor ki Arabaların değerini ve modelini... Olur mu ya Sadesin... Sen delirdin Ay, mi? Ben İki ben tanesi gelirdim. panel zaten. Ay ne diyorum ben de ee, Arabaların değerini ve modelini diyor daha sonra belirlenecektir ilgililer tarafından. Onu bilmiyoruz. O 29 yeni araba alınacak e, saraya toplam. İkisi minibüs, ikisi panel, 25'i otomobil olacak bunun. Ama şu anda mevcut arabaların değeri 1.2 milyar lira. Düşün sarayın, arazilerinin değeri yazlık sarayı var, kışlığı var, Ankara'nın ortasında çok büyük değerli bir arazi. Onun değeri 393 milyon. Benim aklım almadı bunu. Arazinin değeri 393 milyon, arabaların değeri 1.2 milyar lira. Seyircilerimiz oradan e, lütfen e, pay bilsinler e, artık asfayb biçebiliyorlarsa. E Ama e, yani e, şimdi demin konvoyu gösterdi der su kenarda. Bakın bu şöyle hani toplam arabalar her gün böyle konvoyla çıkmıyor elbette. Ama 1.2 milyar liraysa Erdoğan bir sokağa çıktığında arkasında 200-250 milyon liralık bir böyle e, ne denir ona? Araba, Servet araba servetiyle yürüyor. Bunun tabii bakımı, benzini... Aa, hemen söyleyeyim. %62 artmış benzin harcaması 2020'de. Sarayın. Sarayın. 1.4 milyonluk benzin yatmış. 2020 fiyatlarıyla düşünün şu anki fiyatla değil. 8.7 milyonluk yedek parça harcaması olmuş. %40 artmış sarayın yedek parça harcaması. Araba lastiği harcaması %58 artmış Sarayın 1.9 milyon. Şimdi bunlar konuşulacak, ee, konuşuluyor ee, meclis komisyonunda. Ee, araba meselesi de hakikaten son derece herkesin dikkatini çektiği için gündeme geliyor. Ee, AKP'li vekiller hani işte e, lüks arabalara biniyor vesaire. Ay nasıl böyle limuzinler falan filan gidiyor ee, deyince Itibas. tabii ki neye binecek demişler oradan çıkmış demin ki hararetler yani kendileri de çünkü son derece lüks arabalara biniyorlar. Geray Şaka değil. değil. itibar İtibar böyle inşa edilen bir şey. En çok ne harcaması artmış biliyor musun Ayşenur? Ne? Asıl avokado. Çok gelecek. Ee, ee, yakın. Şey, Bahçe. smoothie. Bahçe. Aa, şöyle Yazlık saray bitti. Hatırlıyor musun seninle bir yayında paylaşmıştım yazlık saray yok. Efendim taş bahçesinin şey sertliğini kıracak çiçek süslemeleri bilmem ne diye böyle tanımlamalar vardı yazlık saray için. Hmm. Hatırlıyor musun onları? İşte o yüzde %1025 artmış sarayın gübre ve zirai madde harcaması. Yani ilaçlama. Bu kadar çok çiçek bitki dikince gübre veriyorsun ilaçlıyorsun böcekler falan gelir sonra. Yüzde ee, 1025 artmış 2020 yılında. Ben şunu görüyorum. merak ediyorum, bilmiyorum senin bir fikrin var mı? Ee, hani adım gibi eminim diyeceğim, sonra adımı değiştirmek zorunda kalabilirim. Onun için aklıma takılan soru diye meseleyi toparlayayım. Ee,